Babu er-reculu yusalli el-faridete halfe men yusalli tatavvan. Bu bab er-reculu bir adam yusalli kılar el-faridete farzi halfe men yusalli bir kimsenin peşindeki o kılar tatavvan nafile. Farzı kılan, nafile kılanın peşinde namaz kılar. Bu caiz olur mu, olmaz mı? İhtilaflı meselelerden birisi de bu. Ulemanın bir kısmına göre caiz olur, bir kısmına göre caiz olmaz. Zaten imam farzı kılarsa onun peşinde nafile olur. Onda ihtilaf yok. İhtilaf, nafile kılan bir adamın peşine farzı ikta ettir. Şafiiler tecviz ediyor. Diyorlar ki adam sünnet kılıyor, sen gider farzı niyet eder, peşine kılarsan sana farzın yerini bulur. Hanefilerde caiz olmaz. O adam farzı kılar, sen de aynı farzı kılarsan, ikta edersen caiz olur. Hatta başka farzı niyet etsen de olmaz. Yani o da farz kılıyor, o da farz kılıyor. Birisi başka farz, birisi başka farz, yine olmaz. Aynı farz olacak. Fakat şafiilerde diyor ki yok, hayır. İster farz kılıyor, ister nafile kılıyor, ister sünnet kılıyor. Adam niyet etti mi, onun peşi sonra farzı kılabilir. Her iki tarafın delillerini getiriyor. Kale Ebu Cafer. İmam-ı Tahavi buyurdular ki, رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلْ كَانَ يُسَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْاِشَاءِ Hazreti Cabir diyor ki, Muaz ibn-i Cebel, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yatsıyı kılardı. Sümme yericiu, sonra giderdi. Fe yusalliha, yasıyı kıldırırdı. Bi kavmihi, kendi kavmine. Fi beni selemete, beni selemede. Ve kad zekerna zalik, biz de bunu zikreyledik. Bi isnadihi, isnadiyle fi babil kıraati, fi salatil marif. Salatil marif ve kıraat bahsinde geçti o. Ama kalemde bakayım, o seleme. Esleme demiş de değil. Demek ki Hazreti Muaz ibn-i Cebel yasayı Peygamber Efendimiz'i de kıldıktan sonra gider, kendi kavmine de farzı kıldırırmış. İşte Şafiilerin delili bu. Babel'e farzı kıldı. İkincisi nafile oldu. Gidiyor orada da imamlık ediyor. Öyle ise bir adam 4-5 camıda imamlık yapabilir. Birisinde imam olur, ondan sonra gider, ötekine ondan sonra gelir, yakın olursa 5-6 camıda namaz kıldırabilir. فَزَهَبَ قَوْمٌ Bir kavim zahib oldular ki اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ Bir adam, öyle adam ki يُسَلِّمْ نَافِلَ Nafileyi kılıyor. وَيَتَمُّ بِهِ Ona da iktida ediyor. مَنْ يُسَلِّي Bir adam kılar. El-Farizeti farz. Farzı kılan bir adam, nafile kılan bir adama iktida eder diye buna zahib oldular. İşte Şafiilerin delili bu. وَهْتَجُّ İhticac ettiler, delil getirdiler. Bihâzel eser, bu eserle. Hazreti Cabir'in rivayetiyle amel ettiler. Resulullah Efendimiz'den rivayet etmiyor bu. Kimden rivayet ediyor? Muaz ibn-i Cebel. Muaz ibn-i Cebel, ashab-ı kiramdan bir zat. Onun fiilini delil getiriyor. Buna hadis, eser denilir, hadis denilmez. Hadis, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşana derler. Eser, İster Resulullah Efendimiz'in hadisi olsun, ister sahabenin şeyi, kavli fiyalı olsun, ister tabiinin kavli fiyalı olsun, onlar da eser. Onun için daima bu kitapta asar diyor. Asar ki hepsine şumulu olan. Fakat Resulullah biliyordu üstad. Efendim? O zaman? Bildiği ne biliyorsun? Nerede var mı? Başka hadislerde var mı? Yok, yok. Başka yok. İşte delil bu. Hani bildiği de yok. Belli değil. Nasıl? Peygamber Efendimiz de biliyor. Evet. Biliyor ama ne niyet ediyor? Hazreti Cabir diyor ki farz niyet etti. Bu halbuki o da geçmiyor. Farz niyet ettiği ne malum? Farz niyet ettiyse Resulullah Efendimiz'e haber verdi mi, vermedi mi? Resulullah Efendimiz biliyor muydu, bilmiyor muydu? Yok. Meçhul. Ha, şimdi onun için Şafiilerin bu delili zayıf. Sonra bu Hazreti Muaz'ın Resulullah Efendimiz'le kıldığı var. Doğru. Ondan sonra gidip cemaate kıldırdığı da var. Ama ne şekilde niyet etmiş? Resulullah Efendimiz'le nafile niyet etmiş. Gitmiş kendi cemaatine de farzı niyet etmiş. Böyle de olmak var. Kimse bilmiyor. Yahut farzı Resulullah Efendimiz'le kılmış, nafileyi kıldırmış. Böyle de ihtimali var. Sonra bunu yaptıysa eğer,
farzı kıldı, nafileyi kıldırdısa Resulullah Efendimiz'e haber verdi, Resulullah Efendimiz de pekala olur dedi mi? Böyle bir rivayet yok. O rivayet olsa ha deriz ki doğru, bak Peygamber Efendimiz tecviz etmiş. Muaz İbn-i Cebel kendiliğinden yapar. Fakat Peygamber Efendimiz'in haberi olmadığından dolayı meskutunen geçer. O da delil olmaz. Muaz İbn-i Cebel'in yapması bize delil olmaz. İlla Resulullah Efendimiz'den bir işaret olacak. Ve halefehum, bunlara muhalefet etti fi zalike, bu mesele hakkında aferun başkaları. Fekalu, dediler ki la yecuzu, caiz olmaz li racülün, bir adama en yusalliye kıla farizeten farzi halfe men, bir kimsenin peşinde ki yusalli nafileten. Nafile kılanın peşinde farz kılınmaz. Bunlar da böyle dediler. Ve kâlu, dediler ki leyse fi hadisi Muaz'in, Muaz ibn-i Cebel'in hadisinde olmadı. Hangi hadisinde? Hâdâ, bu hadisinde. Ki ennemâ vel bi şeyki kâne yusallîhi, Muaz kıldırırdı, bi kavmihi cemaatine kıldırırdı. Kâne nafileten, nafile oldu, lehu kendisine, ev farizeten yahut farz oldu. Bunda bir işaret yok. Hazreti Muaz gitti, kendi cemaatine namaz kıldırdı. Nafile olarak mı kıldırdı, farz olarak mı kıldırdı? Bir işaret yok diyor bu hadiste. Bu onun için delil olamaz. Fakat yecuzu, caiz olurken yekune ola. Kâne yusalli, şu şekilde ola ki Muaz kılardı. Me'annebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber kılardı. Ne olduğu halde? Nafileten, nafile olarak kılardı. Sümmeyyeti kavmehu, sonra cemaatine gelirdi, Beni Seleme'ye, fe yusalli bihim, onlara da kıldırırdı, farizeten, farz olarak kıldırırdı. Bu ihtimal da var. Fe inkâne zâlik, eğer bu ihtimal olursa, kezâlik dediğimiz gibi, fe lâ hüccete, hüccet olmadı leküm, sizin için, ey birinci cemaat, fi hâdel hadis, bu hadiste sizin için delil yok. Eğer Resulullah Efendimiz de farzı kılıyordu, ondan sonra gidip tekrar farzı kendi cemaatine kıldırıyordu dersinizse sizin için delil var. Fakat bu ihtimal, sizin dediğiniz bu ihtimal var, bir de bunun tersinesi var. Resulullah Efendimiz de kıldı, nafile niyet etti. Ondan sonra gitti cemaatine de farz olarak. Bu vakitte sizin için delil yok. Olabilir. Bir adam nafile olarak imamla kılar, gider kendi cemaatine de farzı kıldır. Kendisi de farz kılıyor, onlar da. O olur. وَيَحْتَمِلُ مُحْتَمِلُ olur ki en يَكُونَ وَلَا كَانَ يُسَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَرِيْزَةً Peygamber Efendimiz de farzı kılıyordu. ثُمَّ يُسَلِّ بِقَوْمِهِ Sonra kavmine kıldırıyordu. Ne olduğu halde tatavven nafile olarak. كَمَا زَكَرْتُمْ Sizin zikrettiğiniz gibi. İki ihtimal da var. Bu iki ihtimalin hangisini alacağız? Hangisini alsak tercih bile müreccih olur. İlla bir müreccih bulacağız. Bakalım. Bu iki rivayetin birisini teyit ve tercih eden sebepler var mı? Sebepleri bulabilirsekse birisini tercih ederiz. Yok, bulamazsıksa tercih bile müreccih lazım gelir. Bu da batildir. Onun için iki hadis taarruz eder, tesakut eder. فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثِ Vaktaki bu hadis oldu. يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ iki manaya mühtemil oldu. Öyle iki mana ki لَمْ يَكُنَ حَدُهُمَا iki manadan birisi olmadı. اَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ötekinden evle olmadı. Bu iki ihtimaldan birisi ötekinden kuvvetli değil. وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ hiçbir kimse içinde olmadı. اَنْ يَصْرِفَهُ bu hadisin manasını sarf ede اِلَى اَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ manaların birisine sarf ede de dûnel ma'nel âhâr öteki manayı hamletti. Hiçbir kimsenin selâiyeti yok. Efendim Resulullah Efendimiz de farz geliyordu. Yahut Resulullah Efendimiz de nafile geliyordu. Bu kimsenin selâiyeti dahilinde değil. İlla bi delâletin. İlla delâletle olur. Öyle delâlet ki tedüllühü ona delâlet eder. Alâ zâlik bu mana üzerine. Bir delalet lazım ki o delalet onun bu manaya olduğunu, bu iki manadan birisinin üzerine olduğuna delalet eden bir delil lazım. Öyleyse şimdi birinci makale sahibi delil getirecek ki söz bizim dediğimiz gibidir. فَقَالَ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى
Birinci söz sahipleri dediler ki فَاِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي بَعْدِ الْاَثَرِ Bazı eserlerde biz bulduk ki اَنَّمَا وَالْبِنَمَسْ كِ كَانَ مَعَزِ بْنِ جَبَلْ اُلْدِ يُسَلِّيهِ وَنُكَلَرْدِ بِكَوْمِهِ kendi cemaatine kıldırırdı. هُوَ وَتَطَوُّنْ تَطَوُّدُ Aradık diyor, biz bulduk. Kendi cemaatine gidip kıldırdığı vakitte kendisi nafile niyet ediyordu. Cemaati de farz niyet ediyordu. Buna dair biz bir delil bulduk dediler. Ve ennemâ ulbis namaz ki kâne yusallihî mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'le kıldığı da olduydu, farizeten farz. Eğer öyle böyle bir delil bulunursa söz onların dediği gibi olur. Delilleri neymiş? Ve zekeru zikrettiler fî zâlik bu delil hakkında mâ şul bir hadisi ki haddesena İbrahim ibn-i Merzûk kâle haddesena Ebu Asim عن ابن جريج عن عمرو قال أخبرني جابر رضي الله عنه حضرت جابر خبر verdi ki zaten esas ravi Hazreti Cabir değil mi? Cabir'in babasının adı ne? Unuttunuz gitti. Cabir ibn Abdullah da. Yoksa Abdullah ibn Cabir mi? Abdullah ibn Cabir var fakat Cabir'in babasının adı ne? O da Cabir Abdullah olacak. اَنَّ مُعَازَنْ Hazreti Muaz كَانَ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'le namaz kılardı. عَلْ اِشَّاءَ يَسِي ثُمَّ يَنْصَرِفُ Sonra münsarif olurdu, giderdi. Dönerdi ilâ kavmihi, kavmine giderdi. فَيُصَلِّيهَا Onlara da kıldırırdı. O namazı kıldırırdı. Bihim kendi cemaatine kıldırırdı. Hiye o namaz, bak şimdi serahat var burada. Hiye o namaz, lehu Hazreti Muaz için tatavvun tatavvudur ve lehum cemaat için de farizatun farzdır. Hiye lehu tatavvun ve lehum farizatun bu söz kimin? Eğer bu sabit olursa onlar delil buldular ki farzı Resulullah Efendimiz'e kılıyormuş, cemaate de nafile kıldırıyormuş. Bunu delil getirdiler ki bu Hazreti Cabir'in rivayet etmiş olduğu eserin bazı rivayetlerinde bu kayıt var. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ Delilden oldu lil-âkherin öteki ikinci makale sahipleri için aleyhin birinci makale sahiplerinin aleyhine hüccetten oldu ki اَنَّبْنَ عُيَيْنَةَ İbn-i Uyeyne yani bu hadisin ravilerinden birisi kim? Süfyan İbn-i Uyeyne قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi rivayet eyledi. Kimden? Ben Amr ibn-i Dinar. Amr ibn-i Dinar'dan. كَمَا رَوَاهُ İbn-i Cüreyc İbn-i Cüreyc, Amr ibn-i Dinar'dan rivayet eylediği gibi. Esas rivayet Amr ibn-i Dinar'a geliyor. Amr ibn-i Dinar'dan iki zat rivayet ediyor. Biri Süfyan ibn-i Uyeyne, biri İbn-i Cüreyc. Ve ca'e bu Süfyan ibn-i Uyeyne'nin rivayeti geldi. Bihi bu rivayetle tamamen tam olarak geldi. Ve sâkehu İbn-i Uyeyne bunu sevk etti. Ahsene daha güzel. Min siyak ibn-i Cüreyc, ibn-i Cüreyc'in rivayetinin siyakından daha güzel sevk etti. Gayr-ı ennehu, şu kadar var ki ibn-i Uyeyne, lem yekul demedi fihi o rivayette. Hâzâ buni, ellezî, öyle şey ki bu ki, kâlehu ibn-i Cüreyc, ibn-i Cüreyc'in dediği sözü demedi. O da ne? Hiye lehu tatavvun ve lehu faraydatun. Diyor ki bu rivayet Amr ibn-i Dinar'dan iki zat rivayet ediyor. İbn-i Cüriş diyor ki hiye lehu tatavvun ve lehu farizatun kaydı var onun rivayetinde. Fakat Süfyan ibn-i Uyeyne daha güzel bir şekilde rivayet eyledi. Bu yok. Hiye lehu tatavvun ve lehu farizatun kaydı yok. Amr ibn-i Dinar'dan iki talebe rivayet etmiş. Onlar ihtilaf etmiş. Feyecûzü caizke en yekûne zâlik. Bu hiye lehu tatavvun ve lehum farizatun ola min kavli ibn-i Cüreyc. İbn-i Cüreyc'in kavlinden ola. Yani Amr ibn-i Dinar'dan rivayet edilmemiş, İbn-i Cüreyc kendisi öyle ilave etmiş bunu. Ve yecûzu caiz ola ki, ve yecûzu caiz olur en yekûn ola min kavli Amr ibn-i Dinar. Amr ibn-i Dinar'dan olmuş ola, İbn-i Cüreyc kendisi söylememiş de, Şeyh Amr ibn-i Dinar'dan aldı ya, Amr ibn-i Dinar kendisi söylemiş ola. Ve yecûzu caiz olur ki en yekûne min kavli Cabir. İbn-i Cüreyş de Cabir'den almış olan, Cabir söylemiş olan.
Bu üçünden birisi. Çünkü Muaz bin Cebel'in kendisinden bir söz işitilmemiş. Bunu rivayet eden Hazreti Cabir. Caiz ki bu hiye lehu tatavvun ve lehu farizetun kavli. Ya Hazreti Cabir'in sözü olur. Ya ondan rivayet eden kim? Amr ibn Dinar. Onun sözü olur. Yahut da Amr ibn Dinar'dan rivayet eden İbn Cüreyc. Onun sözü olur. İbn Cüreyc'in terikinde. Fakat Süfyan ibn Uyeyne'nin terikinde zaten yok bu. Bu geyit yok. فَمِنْ اَيِّهَا اُلَا اِثَّلَاسَ كَانَ الْقَوُولُ Bu söz bu üçten hangisinden olursa olsun. فَلَيْسَ ف۪يهِ Bunda da olmadı. Delilün delil olmadı. عَلَى حَك۪يكَةِ فِعْلِ مُعَازٍ Hazreti Muaz'ın fiilinin hakikatine delil olmadı ki اَنَّهُ كَذَلِكَ Bu böylecedir. اَمْ لَا يَخُدْ değildir. İster Amr ibn Dinar, ister İbn Cüreyc, ister Hazreti Cabir hangisi bunu söylerse söylesin. Bundan Hazreti Muaz'ın namaz kıldığı bu şekildedir diye bir delil yok. Hazreti Muaz ben böyle kıldım demiyor ki. Ben farzı kılıyordum, gidip onlara da sünnet nakli olarak kıldırıyordum diye bir kavim yok. لَأَنَّهُمْ Bunlar لَمْ يَحْكُوا ذَٰلِكَ Bu kavli hikaye etmediler. Yani Muaz'ın Hazreti Muaz'dan hikaye etmediler. اِنَّمَا قَالُوا Bunu dediler kavlen söz olarak. Söz olarak ya Hazreti Cabir ya ondan Amr ibn Dinar ya İbn Cüreyc söz olarak diyor ki bunun kıldığı namaz farzıdır, kıldığı namaz nafileydi. Ala ennehu kavl olarak dediler ki ala ennehu bu indehum kendi yanlarında, kendi ihlerinde kezalik böylecedir. Kendileri öyle hikaye ettiler. Ve kad yecuzu caizken yekun ola fil hakikati hakikati bi hilafi zalik. Bunun hilafını ola. Bunlar böyle dediler ama caiz ki bunun tersinesi ola. Nafile olarak kılardı. Gider onlara da farzı kıldırırdı. Farz olarak kıldırırdı. وَلَوْ سَبَتَ ذَٰلِكَ Bu sabit olsa. Ey da bunların dediği gibi. اَمْ مُعَازِمْ مُعَزَّمْ Sabit olsa ki o farzı kılıyordu. Gidip bunlara da nafile. Kendi nafile olarak niyet edildi. Ötekilerin farzını kıldırıyordu. Bunu kabul etsek. Böyle olsun desek sabit olsa. لَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunda da delil olmaz. Ki ennehu bu Hazreti Muaz'ın yaptığı kâne bi emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in emriyle bunu yapıyordu. Bunda bu da yok. Yine delil olmaz. Farz et ki Hazreti Muaz farzı kılıyordu. Gidip nafileyi kıldırıyordu. Bu delil olmaz ki bunun cevaz caiz olup olmadığına. Çünkü Resulullah Efendimiz'in emri yok burada. وَلَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Evet. Peygamber Efendimiz de olmadı. لَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ Ona haber verseydi. لَاَقَرَّهُ Onu ikrar ederdi. Aleyhi böyle yaptığını اَوْغَيَّرَهُ Yahut da tehir ederdi. Bu da yok. Bu Peygamber Efendimiz'e geçse haber verseydi ki Ya Resulallah ben farzı seninle kılıyorum. Gidip onlara da tekrar namazı kıldırıyorum. Benimki nafile oluyor. Onlar farz kılıyor. Bu caiz midir, değil midir? Haber vermiş olsaydı Resulullah Efendimiz de evet caizdir yahut da değildir dedi. Bu da yok. Evet. Peki böyle şeyler olur mu diyor. Olur diyor. Bazı şeyler var ki Peygamber Efendimiz duydu mu döndürüyor onu sen yanlış yaptın diyor. Misal veriyor sana diyor ki وَهَذَا عَمَرُ بُنْ خَطَّبْ رَضِيَ اللّٰهِ اِمَا İşte Hazreti Ömer لَمَّا أَخْبَرَهُ وَقْتَكِ Hazreti Ömer'e haber verdi. Rifa'atü ibn-i Rafi'a Rifa'atü ibn-i Rafi'a haber verdi ki ennehum kânû onlar oldular yücami'ûne ailelerine tekarruz ederdiler alâ ahdi Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında ve lâ yâtesilûne gusletmezdiler hatta yünzilû hatta meni gelirse guslederdiler yoksa etmezdiler. Şimdi bu mesele hakkında Hazreti Ömer'in zamanında ihtilaf baş gösterdi. Hazreti Ömer baktı ki ashab-ı kiramın bazısı ailesine tekarrub ediyor, gusletiyor. Meni gelirse gusletiyor, yoksa yok. Topladı onları dedi ki siz yanlış yapıyorsunuz dedi. Hatta Hazreti Osman da onların içinde. Onların bir kısmı dediler ki biz Resulullah Efendimiz'in zamanında böyle yapıyorduk. Şimdi onlardan birisi de kim? Rufa'a. Rufa Hazreti Ömer'e haber verince فَقَالَ لَهُمْ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ömer onlara söyledi ki فَأَخْبَرْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِذَٰلِكَ Siz bu yaptığınızı Resulullah Efendimiz'e haber verdiniz mi? Ki فَرَضِيَهُ O da
razı oldu buna, leküm sizin için. Siz böyle yaptığınızı Resulullah'a haber verdiniz de o da pekala, gusl etmeyin. Meni zuhur ederse gusl edin yoksa etmeyin dedi mi? Haber verdiniz mi? Kâle la. Dedik yok, biz Resulullah Efendimiz'e haber vermedik. E haber vermeyince caiz olduğunu neden bildi? Felime felem yece'al zâlike Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer bunu kılmadı, hücceten hüccet kılmadı. Siz kendi kendinize bunu yapmışsınız. Resulullah Efendimiz'in haberi yok. Bu delil olmaz dedi ve kabul etmedi. E binaenaleyh Muaz ibn-i Cebel'in de böyle yapması Resulullah Efendimiz'e haber vermediğinden ve emranladığından delil olmaz. فَكَذَٰلِكَ هَذَا الْفِعْلُوا Bu fiil de böylecedir. E sonra ne yaptı Hazreti Ömer o meseleyi? Ashab-ı kirama danıştı. Ashab-ı kiram ihtilaf ettiler. İhtilaf edince iş Resulullah Efendimiz'in fiili nasıl idi? Bu bize delil olacak. Dediler bu meseleyi ancak Hazreti Ayşe halleder. Getirdi Ebu Musa el-Eşer Hazretlerini intikab ettiler. Dediler ashab arasında ihtilaf olundu. Resulullah Efendimiz'in fiili nasıl idi? Diye sual etti. Ebu Musa el-Eşer dedi ki yahu bu koca karı arasında olan bir Hazreti Ayşe beri tarafta da o gelen zat durur. Ondan sonra konuşuldular birbirini görmemek şartıyla. Ebu Musa el-Eşer dedi ki ashab-ı kiram arasında böyle bir ihtilaf oldu. Bir kısım husul lazımdır, bir kısım değildir diyorlar. Binaenaleyh beni gönderdiler. Mesele nasıldır? Resulullah Efendimiz nasıl yapar diye. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Peygamber Efendimiz kadının dört ayağı arasına oturdu mi, meninin sünnet yerleri temas etti mi, ister meni gelsin ister gelmesin gusl ederdi. Hazreti Ömer'in dediği çıktı, geldi haber verdiği gibi. Ötekilerin şeysi iptal oldu, gitti kavli. Biz böyle yapardık, öyle yapmak delil olmaz ki. Resulullah Efendimiz'e haber verseydiniz, o da tecviz etseydi ha delil olurdu. O zaman onların namaz filan ne oluyor? O geçen geçmiş artık geleceğinde. لَوْ سَبَّتَ اَنَّا مُعَازَلْ Eğer sabit olsaydı Hazreti Muaz فَعَلَهُ Bunu işledi. Evvela farzı kıldı, sonra nafileyi kıldırdı. فِي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz zamanında böyle yaptığı sabit değil ya Hazreti Muaz'ın. İhtimalli. Farz et ki böyle yapsaydı لَمْ يَكُنْ فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ Bunda da delil olmazdı ki اَنَّهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in emriyle yaptı diye delil yok. وَقَدْ رَوَيْنَا Halbuki biz rivayet eyledik. اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. مَا Bir rivayeti ki يَدُلُّ delalet eder. اَلَا خِلَافِ ذَلِكَ Bunun hilafına delalet eder. Bizim rivayetimiz var. Bir defa onların bu Cabir'in, Hazreti Cabir'in rivayetinde delil yok. Binaenaleyh kendi davalarını teyit edecek bir rivayetler yok elde. Fakat bizim kendi davamızı teyit edecek elimizde rivayet var. O da nedir? حَدَّسَنَا فَهْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ صَالِحَ الْبُحَازِيُّ وَحَدَّسَنَا عَلِيُّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَةَ قَالَ حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنِ بِلَارِ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرُ بْنِ يَحْيَ الْمَازِنِ اَنْ مُعَاذِ بْنِ رُفَاعَةَ الزَّرْفِ اَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِ سَلَمَ Muaz ibn-i Rufa'dan rivayet ediliyor ki Beni Seleme'den bir adam var idi. Yukalu lehu Selim. Ona Selim derdi. İsmi Selim idi. Selim denilirdi. Etâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. Fekâle buyurdu ki İnnâ nezallu Biz devam ediyoruz. Fî e'mâline amellerimizde. Burada nezallu nestemirru manasına. Yani gündüz bu oyuna çalışıyoruz. Fenâti hînen nümsi. Akşamla değil mi biz geliyoruz. Yorgun. Herkes işinde, gücünde, bağında, bahçesinde çalışmış. Yorgun olarak geliyoruz. Fenusalli namaz kılıyoruz. Geldikten sonra. Demek ki gelip neyi kılıyorlar? Akşam namazını. Bu fenusalli demesi akşam namazını kılıyoruz. Feyyati Muaz ibn-i Cebel. Muaz ibn-i Cebel geliyor. Akşamdan sonra yatsıya doğru. Yatsı vaktinde. Feyyunadi bis-salâ. Namaza çağırıyor. Yani yatsı namazına çağırıyor. فَنَاتِيهِ Biz yatsı namazını kılmaya geliyoruz. فَيُطَوِّلُ uzatıyor aleyna bizim üzerimize uzatıyor, namazı uzatıyor. Biz yorgun hemen kılıp yatmak istiyoruz.
O da uzun uza diye okuyor. Kimisi Sure-i Bakare'den okuyor, kimisi Sure-i Ali İmran'ı hatmediyor. Yani böyle uzun. Halbuki yorgun adamlar. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Hazreti Muaz'a dedi ki, ya Muaz, ey Muaz, la tekun olma, fettanen fitne çıkarıcı olma, fettan olma, fitne çıkarıcı olma. اِمَّا اَنْ تُسَلِّيَ مَعِي Ya benimle beraber namazı kıl, bırak onları kendi hallarına kılsınlar. وَاِمَّا اَنْ تُخَفِفَ اَنْ قَوْمِكُ Yahut da kavmine kıldıracaksansa hafif kıldır. Yani benimle kıldır, hiç onların yanına gitme. Onlar kendi imamlarını bulsun, kılsınlar. Yahut da onlara illa ben namaz kıldıracağım dersense tehvif et. E şimdi bundan ne anlaşıldı? Kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin kavli, haza bu kavli li Muaz'in Muaz'a yedüllü delalet eder ki ala ennehu bu inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin indinde kâne yef'alu ahadel emri iki emrin birisini işle demek. Yani ikisini birden işleme. Ya Resulullah Efendimizle kıl yahut da git kavmine kıldır. İkisinden birisini işle. Buna delalet eder. İmmas salâh ma'ahu ya Resulullah Efendimizle namaz kılmak ev bi kavmihi yahut da kavmiyle beraber namaz kılmak. Yoksa ikisini birleştirmeyecek. Ve ennehu lem yekun yecme'uha bunların ikisini cem etmeye. Bu demek olur. لَأَنَّهُ قَالْ Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyurdu? اِمَّا اَنْ تُصَلِّيَ مَعِي Ya benimle beraber kıl. Bunun manası ne? اِيْ وَلَا تُصَلِّ بِقَوْمِكَ Gidip kavmine imamlık etme. Benimle beraber kıl, gidip kavmine namaz kıldırma, imamlık etme. وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ Yahut da kavmine tehfif et. Ne demek? اِيْ وَلَا تُصَلِّ مَعِي Benimle beraber kılma. Git orada cemaatine namaz kıldır. Çünkü burada kılacak Resulullah Efendimiz de. Vakit gecikacak. Beni Seleme kıbleteğinde dururdu. Ta buradan kalkacak, kıbleteğine gidecek. Ondan sonra onları da başına toplayacak. Uzun sürelerine namaz kıldıracak. Adamlar yorgun. Yar geçiyor olur. Yatacaklar da. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْآثَارِ الْوَلْ Vaktaki birinci eserlerde olmadı. مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavlinde hiçbir bir şey olmadı. Bunların rivayet etmiş olduğu Hazreti Cabir'in kavlinde Resulullah'ın bir emri var diye geldi mi? Yok. Ve kâne fî hâzel eser. Halbuki bu eserde oldu. Mâ zekâne bizim zikrettiğimiz. Yani emir var. Sebete bi hâzel eser. Bu eserle sabit oldu ki ennehu lem yekun min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fî zâlike li mi'âzin şeyin. Hazreti Mâze bu mesele hakkında Resulullah'ın bir emri olmadı. Bir şey yok. Ve lâ alimne. Bunu da bilmedik ki ennehu kâne fî zâlike eyzâ bu mesele hakkında olmuş olar. Minhu Resulullah Efendimiz'den şeyün müteahhir. Ondan sonra da başka birisinden de görmedik ki başka birisine de böyle belki emretmiş ola. Farzı kıl git başka nafile başkasına da kıldır. Hazreti Muaz'ın rivayetinde hadisinde olmadığı gibi ondan sonra da başka bir rivayet de görmedik. Bunu da bilmiyoruz diyor. Feyecibu hatta vacib ola bihi anıllel hüccet hüccet aleyna. Olur ki Muaz'ın rivayetinde bir şey yok da başka bir rivayet gelir de ondan sonra bizim aleyhimize hüccet olur. Onu da bilemedik. Yok. Aradık. Yok. Eğer yani biz bilmiyoruz. Siz bilirsiniz ise getirin. Onlar da bulsalardı getirirdiler. فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي الْآثَارِ الْاُوَلْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَكَانَ فِي هَذَا الْأَثَرِ مَا ذَكَرْنَا سَبَتَ بِهَذَا الْأَثَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لِمُعَاذٍ شَيْءٌ مُتَقَدِّمٌ وَلَا عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ فِي ذَٰلِكَ اِذَا مِنْهُ شَيْءٍ مُتَأَخِّرٍ فَيَجِبُ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ Burada kalmıştık. Yani dünkü dersin sonunda diyor ki Hazreti Muaz'ın hadisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli, fiili, emri yok. Hazreti Muaz evvela farzı kılarmış. Sonra gider kendi cemaatine nafil olarak kılarmış, cemaati de farz olarak ona ikta edermiş. O hadisi şerifte sallallahu aleyhi ve sellemin ne kavlinden, ne fiilinden, ne emrinden bir şey sabit olmadı. Ne Muaz hakkında ne de ondan sonra. Ne müteakkidim ne müteahhir bir emir sabit olmadı Peygamber Efendimiz'den. وَلَوْ كَانَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرُمْ Eğer Resulullah Efendimiz'in bir emri olmuş olsaydı
bu mesele hakkında kemâ kâle ehlül mekâleti lûlâ, birinci mezhebin sahiplerinin dedikleri gibi olsaydı lehtemele ihtimal olurdu ki en yekûne zâlik bu ola kâne min Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den vâkı olmuş ola fî vaktimâ bir vakıtta ki kânetil farîdetu tusallâ farz kılınırdı merretin iki kere. Bir defa Resulullah Efendimiz'den emir yok. Ama böyle bir ihtimal versek ki Resulullah Efendimiz Hazreti Muaz'ın böyle yaptığını bildi de onu sükut etti yahut da ona emretti. Yani bu sabit değil. Sabit olsa ne dersiniz? Diyor ki sabit olsa deriz ki ha, doğrudur. Böyle bir emir vardır. Fakat o vakitler farzlar iki kılınırdı. İslamiyet'in evvelinde bir farzı kılan bir daha kılardı. O vakit olmuştur. فَاِنَّ ذَٰلِكِ بُوْكَتْ كَانَ يُفْعَلْ وِشْلَنِلِرْدِ فِي اَوَّلِ الْاِسْلَامِ İslamiyet'in iptidasında farzlar iki defa kılınırdı. حَتَّى نَهَا عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Sonra Peygamber Efendimiz bunu nehyetti. وَكَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu da zikrettik. بِأَسَانِيدِهِ سَنَتْلَرِيْهِ beraber فِي بَابِ صَلَاتِ الْخَوْفِ Salat-ı Havuf bahsinde bunu zikrettik. İyi, madem Resulullah Efendimiz'den emir yok, bir defa birinci mekalenin sahiplerinin dedikleri gibi değil. Resulullah Efendimiz'den emir olsa bile onu biz nereye hamlederiz? Farzlar evvelce iki defa kılınırdı, sonra Resulullah Efendimiz ondan nehyetti. Böyle tevil edilir. Fefi'lü Muazin, Muazin fi'li, ellezî zekerne, bizim zikrettiğimiz. Hazreti Muaz'ın bu fiili yehtemülü en yekûne ihtimali var ki olmuş ola kablen nehyi en zâlik nehiden evvel ola. Yani farzların iki defa kılınması nehyedildi ya bundan evvel olmuş ola. Onun için iki defa kılıyordu farzı. Sümme kânen nehyi sonra nehyi vâku oldu. Fenesekahû onu nesketti. Bir bu ihtimal var. Ve yehtemülü en yekûne ihtimal ki ola kâne ba'de zâlik ondan sonra ola. İhtimal ki nehiden evvel oldu. Hazreti Muaz'ın bu fiili. İhtimal ki nehiden sonra oldu. Eğer nehiden evvel ise mensuh olur. Nehiden sonra olursa öyle diyelim. Nehiden sonra oldu. Mensuh değil. Ha, o vakitte bizim elimizde iki ihtimal kaldı. Neydi o? فَلَيْسَ لِأَحَدٍ Hiçbir kimse için olmadı. اَنْ يَجْعَلَهُ مُعَازٍ Bu hadisini kıla fi ehadil vaktin, iki vaktin birinde. Kimsenin bir selahiyeti yok. Bu nehiden evvel mi oldu, nehiden sonra mı oldu, hangi vakitte? Eğer bir kimse dese ki nehiden evvel oldu, öteki der ki nehiden sonra oldu. O dese ki nehiden sonra oldu, öteki der ki nehiden evvel oldu. Şimdi ihtilaf oldu. İhtilaf olduğu gibi. فَلَيْسَ لَاَحَدٍ Hiçbir kimse için olmadan يَجْعَلَهُ بُنُ قِلَى فِي اَحَدِ الْوَقْتَيْنِ İki vaktin birisinde kıla اِلَّا كَانَ لِمُخَالِفِهِ اِلَّا Ona muhalefet eden için de orucudur. اَنْ يَجْعَلَهُ اُنُ قِلْمَكْ فِي الْوَقْتِ الْاَحَرِ Öteki vakitte. Biri nehyden evvel derse öteki nehyden sonra der. Onun da selahiyet var. Yok o nehyden sonra dersen, sen nehyden sonra dersen o nehyden evvel der. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın hükmü budur. Min tarikil asar eserlerin terikiyle teriki yönünde. Demek ki rivayetleri itibariyle Hazreti Muaz'ın meselesi sabit olmuyor. Hazreti Muaz'ın böyle kıldırdığı bir defa Peygamber Efendimiz'in emri yok. Emir yok. Kendiliğinden yaptı. Sahabenin fiili delil olmaz. İlla emre dayanacak. Yok emir vardır desek böyle bir ihtimali olsa onu da deriz ki Resulullah Efendimiz evvelce farzların iki defa kılınmasına müsaade ediyordu. Fakat sonradan nehyetti ki farzlar birer defa kılınır, iki defa kılınmaz. O ihtimal var. Şimdi eser terikiyle tereccüh ediyor ki Hazreti Muaz'ın hadisiyle istidlal olmaz. وَمَّا حُكْمُوا مِنْ تَرِيْقِ النَّزَرِ Nazar terikiyle kıyas terikini alacak olursa فَاِنَّا قَدْ رَئِينَا Biz gördük. Salatel me'mumin müktedilerin namazını gördük. Ne gördük? Mutammeneten tekeffül olunmuş. Bir salati imamihim imamlarının salatıyla mutammen.
O deman etmiş. İmamların namazı bunu tekefül etmiş. Ne ile? Bisehhetha ve fesadha. Sehhet ve fesadiyle. İmamın namazı sahih olursa cemaatin namazı da sahih olur. İmamın namazı fasit olursa cemaatin namazı da fasit olur. Cemaatin namazı kime bağlı? İmama bağlı. İmamın namazına bağlı. Yucibu, bu icap eder. Zalik, buni, an-nazaru sahih, nazari sahih. Kıyasla bunu icap eder. Madem imama uydu, imam abdestsiz olsa millet namazı batıl olur. Cemaatin namazı da batıl olur. Canım imam abdestsiz görmüş, bana ne? Onun namazı ona, benim namazım ben. İmam abdestsiz kılsın, ben de abdestle kılarım. Diyebilir misin sen? Evet. Yok, olmaz ki. Bizim namazımız ona bağlı. Min zalik, bundan enna ra'eynel imam, biz gördük imamı ki izâ sehâ, imam sehvi yaparsa vecebe, vacip olur alâ men halfehu, peşinde kılanlara li sehvi, imamın sehvi ettiği için vacip olur ma vecebe aleyh, imama vacip olan secde-i sehvi cemaate de vacip olur. Cemaat sehvi etmedi, imam sehvi etti. Fakat cemaatin namazı imamın namazına bağlı olduğundan İmamın sehvinden dolayı secde-i sehvi lazım geliyor, cemaate de lazım geliyor. وَلَوْ سَهَوْ Cemaat sehvederse, hüm cemaat. Cemaat sehvetseler. وَلَمْ يَسْهَا Sehvetmese, hüve imam. İmam sehvetmedi de cemaat sehvetti. لَمْ يَجِبْ Vacip olmaz aleyhim cemaat üzerine. Ma ol bir şey ki yecibü alel imam, imam üzerine vacip olan şey izâ sehâ, imam sehvettiği vakitte. İmam sehvederse, imamın sehvinden dolayı cemaate de secde vacip oluyor. Cemaat sehvetse de imam sehvetmese hiçbir şey lazım gelmiyor. Niye? İmam sehvetmedi, imama bir şey lazım gelmediği gibi cemaatin sehvleri boşa gitti. Bunlara bir şey lazım gelmiyor. فَلَمَّا سَبَتَ وَقْتَكِ sabit oldu اَنَّ الْمُؤْمِينَ مُكْتَد۪يلَرْ يَجِبْ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine vacip olur. Hükmü sehvi, sehvin hükmü ve sehvil imam. İmamın sehvinden dolayı onlara da o sehvin hükmü terettüb eder. وَيَنْتَف۪ي عَنْهُمْ Cemaatle müntefi olur. Hükmü sehvi, sehvin hükmü بِنْتِفَائِهِ عَنِ الْاِمَامِ İmam da müntefi olunca cemaatten de müntefi olur. İmam sehvetmedi. İmamda sehvin hükmü yok. Fakat cemaat sehv yaptı. O hüküm onlardan da müntefi oluyor. Halbuki sehv ettiler onlar. Niye müntefi oldu onlardan? Çünkü imamın şeysi yok. İmamın sehv yok. İmama terettüp etmediğinden onlardan da sabit oldu. Sebete sabit oldu ki enne hükmehum cemaatin hükmü fi salatin namazlarında hükmül imam, imamın hükmüdür fi salati namazında. İmamın kendi namazında hükmü nasıl ise cemaatin kendi namazlarında da hükmü öyledir. Ve kânes salâtuhum onların namazları olur. Mudammaneten mudamman olur bi salâtihi imamın namazıyla. Ve kâne demiş ama kâne değil. Ve kâne. Ve lemmâ kânet salâtuhum vaktaki cemaatin namazı oldu. Mudammaneten bi salâtihi imamın namazıyla mudamman mütekeffel oldu. Lem yecüz caiz olmaz ki en yekûne salâtuhum cemaatin namazı ola hilâfe salâti imamın namazının hilâfına ola bu caiz olmaz. Madem cemaatin namazı imamın namazına bağlıdır, öyleyse imamın namazı nasıl olursa cemaatin namazı da öyle olacak. İmamın namazı başka türlü olsun, cemaatin namazı başka türlü olsun bu olmaz. Öyleyse ne çıktı? İmam nafile kılıyor. Cemaat farz kılıyor. Olmaz. Çünkü namazlar başka başka. Ya imam farz kılacak ki cemaatin de ona farz olarak iktidası sahih olur. Mesela bu, meseleyi buraya getirdim. Cemaatin sehvi mağfur mu? Mağfur. Cemaat sehv eder, imam sehv etmezse cemaatin sehvi mağfur. Diğer mezheplerde de mi böyle? Efendim? Onlarda da öyle. Cemaat sehv ederse bir şey lazım gelmez, sakit olur. Çünkü onlar imama tabi, imamdan ayrılamazlar. İmamdan ayrılsın, sehvine secde yapsın, yapamaz. İmam olsa vacip değil. İmam cemaatin sehviyle mükellef değil. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir itiraz eden adam itiraz etse, dese ki
فَاِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُ Biz cemaati gördük ki لَمْ يَخْتَلِفُوا Ulemayı gördük ki لَمْ يَخْتَلِفُوا Ulema ihtilaf etmediler ki اَنَّ لِلْرَّجُلِ Bir adam için orucudur en yusalliye tatavvan nafil olarak kıla خَلْفَ مَنْ Bir kimsenin peşindeki yusalli farizaten farz kılıyor. Diyor ki ulema ittifak ettiler ki farz kılan bir adamın peşinde bir adam nafile niyet ederek namaz kılabilir. Bunda ittifak var, ihtilaf yok. Siz de biz de bunu böyle diyoruz ki bir adam farz kılıyor, birisi geldi nafile niyet etti. Caiz mi değil mi? Caiz. فَكَمَا كَانَ الْمُسَلِّي تَطَوَّعَ Namaz kılan nafile kıldığı gibi يَجُوزُ لَهُ ona caizdir اَنْ يَهْتَمِّ اِقْتِدَائِدَ بِمَنْ يُسَلِّي فَرِيدَةً Evet. Nafile kılan يَجُوزُ لَهُ nafile kılana caizdir ki اَنْ يَهْتَمِّ اِقْتِدَائِدَ بِمَنْ يُسَلِّي فَرِيدَةً farz kılana iktidaide. Bunda ittifak var. Nafile kılan farz kılana iktidaide. Bu böyle olduğu gibi كَانَ كَذَلِكْ Yine caiz olması lazım. Böylece olur. يَجُوزُ caiz olur. لِلْمُسَلِّي فَرِيدَةً Farz kılan için de caiz olur. اَنْ يُسَلِّيَهَا O farzı kıla خَلْفَ مَنْ يُسَلِّي تَطَوَّا Nafile kılanın peşinde. Onu ona kıyas ediyor. Nasıl nafile kılan farz kılanın peşinde kılabilirse öyleyse farz kılan da nafile kılanın peşinde kılması lazım olur. Caiz olur. Bu itiraz. Niye bir taraflı oluyor da iki taraflı olmuyor? Sen nafile kılıyorsun, o farz kılıyor. Sen ona ikta ediyorsun da. O da seni ikta eder. Sen nafile kıl, o da farz, o da seni ikta etsin diyor. قِيلَ لَهُ Ona denilir ki, اِنَّ سَبَبَ التَّطَوُّ Nafilenin sebebi هُوَ بَعْدُ سَبَبِ الْفَرِيدَ Farzın sebeplerinin bâsi değildir. Demek ki farzın iki sebebi var. Nafilenin bir sebebi var. Nafilenin sebebi ne? Namaza niyet. Mutlak bir sebep o. Farzın sebebi iki tane. Hem namaza niyet etmek hem de farza niyet etmek. Öyleyse nafilenin sebebi bir tane oldu. Farzın sebebi iki oldu. Nafilenin sebebi farzın sebebinin bazısı oldu. Ve zalik bu da diyor ennellezî şul bir kimse ki yedhulu fissalâti namaza girer. Ve lâ yurîdü şey'en gayre zalik. Namazdan başka bir şey niyet etmedi. Yani farz niyet etmedi, niyet ettim namaza dedi. Evet. Min nafiletin ve la farizetin. Ne nafile dedi, ne farz dedi. Mutlak namaz dedi. Yekûnü bizalik. İşte bu niyetle olur, dahilen girmiş olur. Fî nafiletin nafileye. Mutlak namazı niyet etti mi? Farz ve nafile demeksizin. Mutlak namaz dedi mi? Nafileye girmiş olur. Bu bir sebep. Ve izâ neved duhûle fissalâh. Namaza duhûle niyet ise. وَنَوَ الْفَرِيدَةَ Farzı da niyet etse. Namaza giriyor ama o namazın içinde farzı da niyet ediyor. كَانَ بِذَالِكْ O adam bu niyetli olur. دَاخِلًا فِي الْفَرِيدَةِ Farza dukul etmiş olur. Demek ki iki şey lazım farza girmek için. Bir mutlak namazı niyet edecek, bir de farzı niyet edecek. فَسَارَ يَكُونُ ذَالِكَ دَاخِلًا فِي الْفَرِيدَةِ İşte bu adam farza bu niyetle dahil olmuş olur. Evet. Ne sebebiyle bu farza dahil olmuş oldu? Bir adam hem namaz hem farz niyet ederse diyor فَسَارَ يَكُونُ ذَلِكْ Böyle niyet eden adam olur. دَاخِلًا فِي الْفَارِزَةِ Farza dahil olur. بِسَّبَبِ الَّذ۪ي Şöyle bir sebeple ki دَخَلَ بِهِ O sebeple dahil oldu. فِي النَّافِلَةِ Nafileye dahil oldu. O da ne? Mutlak namaz. Daha başka? Var daha başka. Ve bir sebebi nafile. Bir de başka bir sebeple. O da ne? Farz-ı niyet etti. Öyleyse nafilenin bir sebebi oldu, mutlak namaz. Farzın iki sebebi oldu. Hem namaz hem de farza niyet etmek. Nafilenin sebebi, farzın sebebinin bazısı oldu. فَلَمَّا كَانَ ذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ Vaktaki bu böyle oldu. Nafilenin sebebi, farzın sebebinin bazısı oldu. كَانَ الَّذ۪ي Şöyle bir kimse oldu ki يُسَلِّي تَطَوَّا Nafile kılar. Nafile kılan oldu. وَهُوَ Halbuki o يَتَمُّ O nafile kılan iktida ediyor. بِمُسَلِّنْ فَرِيزَةً Farz kılan iktida ediyor. Evet. هُوَ O oldu. O farz kılan. فِي صَلَاتٍ Bir namazda oldu ki لَهُ Onun için
orucudur. Fî kulliha namazın küllüsünde imamın imam. İmam orucudur. Yani bir adamın peşine girdi ki nafile kılan farz geliyor. O farzın hepsinde imam o. Bazısında değil. Evet, hepsinde. Vellezî yusallî farîdeten. Bir kimse ki farz geliyor. Ve yâtemmü bimen yusallî tatavvan. Nafile kılan ikda ederse ki öyle nafile kılan ki huve o fî salâtin bir namazadır ki lehu onun için orucudur. Fî ba'di sebebiha sebeplerinin bazısında. Orucudur. Ellezi öyle sebep ki bihi anınla dehale dahil oldu fiha ona imamın imamdır. Beğersin hepsinde değil. Şimdi nafile kılan adam niyet etti namaza. Farz yok. Öteki hem farz hem nafile niyet etti. Onun niyeti öyle bir namaz olacak ki hepsinde imam olacak. Bu öyle değil. Beğersin de nafile kılan beğersin de imam. وَلَيْسَ لَهُ فِي بَقِيَّتِهِ Bakiyesinde olmadı. İmamın imam. فَلَمْ يَجُزْ ذَٰلِهِ Bu caiz olmaz. فَلَمْ يَجُزْ değil. فَلَمْ يَجُزْ Yani bu bir talil getirdi. Pek de öyle akla yatmıyor. Yani demek istiyor ki nafile kılanın bir sebebi var namaz. Farz kılanın iki sebebi var. Bir namaz bir de farz niyet etmek. Onun için bu caiz olmaz. فَلَمْ يَجُزْ فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam yetiraz etse ki فَاِنَّا قَدْ رَئِنَا Biz gördük. En Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer'den ki اَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا Nasi cünüb olarak namaz kıldırdı. فَاَعَادَ Namazı iade etti ve لَمْ يُعِيدُ Cemaat iade etmediler. فَدَلَّ ذَلِكْ Bu delalet etti ki اَنَّ صَلَاتَهُمْ Cemaatin namazı لَمْ تَكُمْ مُضَمَّنَةً بِالصَّلَاتِهِ Onların namazı imamın namazıyla mudamman olmadı. Baksana sen dedin ki cemaatin namazı imamın namazına bağlı. O fasit olursa o da onlar da fasit olur onların namazı. Diye. O sahih olursa onların namazı sahih olur. Halbuki bak diyor sana misal getirdik. Hazreti Ömer cünüp olarak namaz kıldırdı. Namaz fasit oldu. Kendisi iade etti fakat cemaat iade etmedi. Eğer cemaatin namazı imama bağlı olsaydı onlara emrederdi ki siz de namazı iade edin. Yani onlara emretmedi. فَقَالَ مُخَالِفُونَ Onlara muhalif olan cevap verir ki اِنَّمَا فَعَلُ ذَٰلِكَ Bunu Hazreti Ömer işledi. لَاَنَّهُ Hazreti Ömer لَمْ يَتَيَقَّنْ بِالْجَنَابَةِ Cenabeti yakinen bilmedi. Cünüp olduğunu yakinen bilmedi. Öyle cenabet ki كَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ الصَّلَى Namazdan evvel kendisinden vakı olan o cenabeti yakinen bilmedi. فَأَخَذَ لِنَفْسِهِ Onun için kendi nefsi için aldı. Bil havteti ihtiyati. Yani muhakkak cünübü de cünüp olarak kıldırdı. Yok. Bunu yakinen bilmedi. Şüphelendi. Şüphe olduğunda ne ihtiyaten kendi namazını iade etti. Fe'ade namazı ihtiyatını iade etti. Ve lem ye'mur gayrehu. Onlara emretmedi. Bil iadeti iade edin diye emretmedi. Çünkü yakinen cünüp olduğu belli değildi. Şüphelendi. Onun için kendi iade etti. Onlara siz de iade edin demedi. El yakînü la yezûlû bir şek. Yakîn şekle zâil olmaz. Şimdi ötekiler Hazreti Ömer'in peşinde namaz kıldılar. Cünüp o değildir diye öyle kıldılar. Hazreti Ömer sonradan kendisinin cünüp mü olduğum olmadığım mı kendisine bir şek geldi. İhtiyaten iade etti. Yani o da iade etmesi onun namazı da caizdi. Çünkü yakîn tahir olduğu yakın. Cünüp olduğu şek. Yakın şekilde sahip olmaz. Fakat o iade etmiş, ihtiyaten iade etmiş. Ve zekeru fî zâlike bu mesele hakkında zikrettiler. Maşul bir rivayeti ki haddesene Muhammed bin Huzeyme. Muhammed bin Huzeyme'nin bu rivayetinde beyan edecek ki Hazreti Ömer yakinen cünüp olmamıştı. Şek etmişti. Kâle haddesene Abdullah bin Recai'l Gadâiyyü. Kâle akberena Zâidetü bin Kudâme an Hişam ibn-i Urve an ebihi an Zübeyd an Zebid ibn-i Salt kâle Ömer Zebid ibn-i Salt diyor ki Hazreti Ömer dedi ki erâni kad ihtelemtu ben beni ihtilam etti görüyorum ihtilam oldum ve ma şairtu ben bilemedim ihtilam etmiş olduğum gibi ve salleytu ben namaz kıldırdım ve ma tasaltu husletmedim sümme kâle sonra dedi ki اَغْتَسِلُ ben غُسْلِ ederim. مَا رَئِيْتُ Gördüküm üzerimde bir
meni eseri cenabete dair bir şey görürsem onu gusletirim. Ve andahu suyu serperim mademleri görmediğim yere. Yani üzerimde bir şey varsa onu yıkarım. Görmediğime de suyu seferim ki şekki şüphe zahil olsun. Sümme ekame, sonra ikamet getirdi. Fesallâ kıldı. Mütemekkene, mütemekkin olarak. Yani artık tekrar gusletti, kalktı namazı kıldı ki şekki şüphe zahil olsun. Ve kad irtefe'ed duha. Duhada irtifa etmişti. Yani büyük kuşluk dediğimiz olmuştu. Kuşluk vakti gelmişti. Demek ki sabah namazında oluyor da bu. Sabah namazını kıldıktan sonra Hazreti Ömer acaba ben cünüp mi oldum olmadım mı şekli şüphe oluyor. Onun üzerine gusl ediyor. Tekrar namazını iade ediyor. Şimdi burada bu hadis-i şerifini için getirdi. Hazreti Ömer diyor ki ben kendimin ihtilam olduğumu zannediyorum. Fakat bunu ben bilemedim. Hakikaten oldum mu olmadım mı? Öyleyse elbiseme bakarım. Eğer cenabete dair bir şey varsa yıkarım. Yok yoksa bir su seferim ki şekki şüphe zahil olsun. Ondan sonra mütemekkin olarak şekki kalbimden çıkarmış olarak namaz kılarım. Bir bu hadisi şerif. Bir de haddesena Yunus'u. Kale ahberene ibn-i Vehbin enne maliken haddesehu an Hişam ibn Urve an ebihi an Zebid ibn-i Salt ennehu kal kareştü ma Ammar ibn-i Khattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer'le ben çıktım. فَنَظَرْنَا biz baktık فَيْذَا هُوَ قَدْ اِحْتَلَمَ baktık ihtilam olmuş. فَصَلَّا وَلَمْ يَعْتَسِلْ namaz kıldı, husletmedi. Ne biliyorlar ihtilam ettiği olduğunu? Diyor ki biz baktık ki ihtilam etmiş. İhtilam olmuş. Olmuş ama ne biliyorlar bunu? Demek ki vücudunda, elbisesinde bir meni eser bir şey mi gördüler? Ki onun ihtilam etmiş olduğunu bildiler. Gusletmedi diyor. Namaz kıldırdı, gusletmedi. Fekale buyurdu ki vallahi ma arani illa vakat ihtilam. Ben beni görmem illa ihtilam olmuş görürüm. Ve ma şaitu. Ben bilemedim. Anlayamadım. Ve salleytu ma tasaltu. Ben gusletmedim, namaz kıldım. Kale dedi ki fe'tasele ravi evet Zebid ibn-i Sad diyor ki Hazreti Ömer gusletti. وَغَسَلَ مَا رَعَى فِي سَوْبِهِ elbisinde görmüş olduğu şeyleri yıkadı. وَنَدَحَ مَا لَمْ يَرَى görmediği yerlere de suyu serpti. وَاَذَّنَ اَزَانْ اُخُدِي وَاَقَامَ قَامَتْ getirdi. Es-salatı namazı ikame eyledi. Ezan okudu, namazı kıldı. Namazı kıldı. وَاَذَا مَرْتَفَعَ الضُّحَى evet, tam kuşluk yeri, kaba kuşluk olduğu zaman ne olduğu halde kıldı? Mütemekkinen, mütemekkin olarak. Yani kalbinde şekü şüphe kalmayarak. Fekale, fedelle hâze bu delalet etti ki alâ enne Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer lem yekün teyakkan, teyakkun etmiş olmadı, yakinen bilmiş olmadı ki bennel cenabete cenabet kânet minhu kendisinden vâfu olmuştu kablas sadah namazı. Namazdan evvel kendisinden cenabet vâfi olduğunu yakinen bilmiyordu. Bunu şek üzerine yaptı. Yakinen bilseydi. Onlara da adili emredecekti ki adil. Cemaate iade edecek. Ve delilü delil alâ enne Ömer radıyallahu anh Hazreti Ömer kad kâne yara görürdü ki enne salâtel me'mûm cemaatin namazı tefsülü bi fesâdi salâtil imam imamın namazının fesadıyla fasit olur. Hazreti Ömer bunu muhakkak bilirdi. Evet. Buna delil ne? Belki Hazreti Ömer'in içtihadi başka. İmamın namazı fasit olursa cemaatinki fasit olmaz. Belki böyleydi. Yok. Hazreti Ömer biliyor ki imamın namazı fasit olursa cemaatin namazı da fasit olur. Bunu biliyordu. Delil. Delil de diyor ki enne Muhammed ibn-i Nu'man haddesena kâle haddesena Yahya ibn-i Yahya kâle haddesena Ebu Muaviye kâle haddesena La'maş an İbrahim'e an Hümam ibn-i Haris أن عمر رضي الله عنه هزبة عمر نسي القراءة في صلاة المغرب أكثر نمازن ده قراءة أنطي فأعاد بهم أنرا إعادية ده الصلاة نماز bir akşam namazı kıldırmış, kıraatı unutmuş. Ondan sonra ne yapmış? Kıraat-ı Zemmü Sure'yi mi unutmuş, Fatiha'yı mı unutmuş, onu beyan etmiyor. Yani Kur'an okumak farz ya. Kur'an okumayı unutmuş ama hepsini mi unutmuş? Yoksa Fatiha'yı mı? Yoksa Zemmü Sure mi? Burada izahat yok.
Kulase namazı kılmış, kıldıktan sonra demiş ki namazı iade edelim, ben kıraatı unuttum. Niçin? Kendisi iade etmedi, yalnız başına cemaate de iade ettirdi. Bu delalet ediyor ki cemaatin namazı imamın namazına bağlı. İmamın namazı fasit olduğu için cemaatin de fasit olur. Bu buna delalet etmez mi? Buna delalet eder. فَلَمَّا اَعَادَ بِهِمْ وَقْتَكِ Onlara iade etti Ömer radıyallahu anh namazı, es-salata namazı iade ettirdi. لِتَرْكِ الْقِرَاةَ قِرَاةِ terk ettiği için وَفِي فَسَادِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ الْقِرَاةِ Halbuki kıraati terk etmekle namazın fesadında olucudur. İhtilafın ihtilaf. Bir adam kıraati terk ederse namazı fasit olur mu, olmaz mı? Bu nerede olur? Bütün kıraati terk etmede değil. Fatiha'yı okudu da Zemm-i Sure'yi terk etti. Bunda olur. Yahut da Zemm-i Sure okudu da Fatiha'yı terk etti. İhtilaf bunda. Demek ki Hazreti Ömer'in yaptığı da Allah'a alem en çok Zemm-i Sure'dir. Fatiha'yı okudu, Zemm-i Sure'yi unuttu. Vakti namazı iade etti. Halbuki bu ihtilaflı. Fatiha'yı okudun mu? Kur'an'dan bir şey okundu mu? Farz yerini buldu. O zaman üçüncü rekatta bize... olmasıdır. Efendim? Üçüncü rekatta olması da muhtemel. O başka yani şimdi. O namazı kıldı. Bir de hatırladı ki Zemm-i Sure'yi okumamış. Zemm-i Sure'yi terk ettiğinden dolayı namazın iadesi lazım mı değil mi? Bunda ihtilaf var. Bazısına göre lazım, bazısına göre değil. Böyle ihtilaflı olan bir şeyde bile Hazreti Ömer namazı iade etti. Bir cünüp olarak kıldırsın da ondan sonra da onlara namazı iade ettirmesin, olmaz bu. Kâne izâ sallâ bihim. Evet. Vaktaki Hazreti Ömer bunu iade ettirdi, kıraati terk ettiğinden dolayı kâne bu oldu. İzâ sallâ bihim cünüben. Onlara cünüp olarak namaz kıldırdığı vakitte ehrâ daha layık oldu ki en yu'ide bihim onları iade ettire es-salatı namazı. Fe'in kâle kâilin bir adam itiraz etse dese ki fekat rûyen Ömer'e hilaf-ı zâlik. Hazreti Ömer'den bunun hilafı rivayet edildi. Sizin dediğiniz gibi gelmedi. Rivayet başka türlü. Fezekere mâ haddesena Bekir ibn-i İdris. Bekir ibn-i İdris'in hadisini hatırlattı o adam. Kâle dedi ki Bekir ibn-i İdris haddesena Âdem ibn-i Ebi İyâs قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر رضي الله عنه حزرة عمر قال له رجل بن آدم ona dedi ki إني صليت صلاة ben bir namaz kıldım لم أقرأ فيها شيئًا fakat o namazda Kur'an'dan hiçbir şey okumadım benim namazım nasıl oldu kıraat-ı Kur'an farz değil mi farz bu adam terk etmiş. فَقَالَ لَهُ اَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer ona dedi ki اَلَيْسَ قَدْ اَتْمَمْتَ Sen tamam etmedin mi? اَرْرُكُوَى رُكُوَى وَسُجُودُ secdeyi Yani kıraati terk ettin ama ondan sonra rükû ve sücudu yapmadın mı? قَالَ بَلَا yaptım. Rükû ve sücudu tamam ettim. قَالَ Hazreti Ömer dedi ki تَمَّتْ صَلَاتُ كَسَنَ Namazın tamam oldu. Bu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edilen öteki hadise muhalif oldu. Bu adama diyor ki sen kıraati terk ettin ama rükû, sücûdü yaptığından namazın tamam oldu. Halbuki kendisi kıraati unuttuğundan dolayı namazı iade etti. Şimdi bir yukarıki hadisi delil getirenlere ikinciler itiraz ediyor. Diyor ki bak size rivayet ettiğiniz hadisin muhalif olarak bizim de bir hadisimiz var. Cevap قال şu'betu Şöyle dedi ki Haddeseni Abdullah ibn Umar el-Gamri Kale kultu li Muhammed ibn İbrahim Şöyle diyor ki bana Abdullah el-Gamri bu hadisi rivayet etti. Ben de Muhammed ibn İbrahim'e dedim ki Mimmen semi'te hadel hadis Bu hadisi sen kimden işittin? Fekale min Ebi Seleme'te an Umar'a Ben Ebu Seleme'den işittim. O da Hazreti Ömer'den işitmiş. Yani sen kıraati terk ettinse, rükû sücûdü yaptınsa namazın tamamdır. قِيلَ لَهُ Ona cevaben denilir ki قَدْ رُوِيَ هَذَا Bu hadis rivayet edildi عَنْ اُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ömer'den مِنْ حَيْسُ زَكَرْتُمْ Sizin zikrettiğiniz terikten. Yani böylece Hazreti Ömer'den bu hadis rivayet edildi. وَلَاكِنَّ الَّذ۪ي رَوَيْنَا عَنْهُ Lakin bizim Hazreti Ömer'den rivayet ettiğimiz فِيمَا بَدَنَا بِزِكْرِهِ Onun zikriyle başladık evvela. Onu getirdik ki kıraati unutmuş.
namazı iade etmiş. Yani bu hadis muttasilül isnaden Ömer. Bizim rivayet ettiğimiz hadis senedi muttasildir. Ta ravi Hazreti Ömer'e kadar muttasil olarak zikretmiş. Ve hümamın ravi olan hümam da hadiru zâlike minhu. Hazreti Ömer'den vaku olan bu vakaya hazır. Yukarı kendisi hümam zikretmedi mi? Yani Hümam İbni el-Haris. O dedi ki Hazreti Ömer radıyallahu anh kıraati unuttu. Bizzat vakada hazır olmuş. O da ne de akşam namazında. Akşam namazında kıraati unuttu. Ondan sonra iade etti. Hem senet muttasil hem de ravi hümam vakaya hazır. Hazır olanın rivayeti daha kuvvetli. Halbuki sizinki bir rivayet geliyor. Rivayet de Hazreti Ömer'den geliyor ama kim? Mungatiya. Sonra da o da diyor ki bu hadisi kimden işittin? İbrahim Muhammed İbni İbrahim'e soruyor. O da diyor ki Seleme'den, Ebu Seleme'den, Ebu Seleme de Ömer'den işitmiş. Bu iki hadisin rivayet itibariyle çok büyük farkı var. Evet. فَمَا وَالْبِرْ حَدِسْكِ اِتَّصَلَ اِسْنَادُهُ عَنْهِ İsnad-ı Hazreti Ömer'den muttasil olarak geldi. فَهُوَ اَوْلَا اَنْ يُقْبَلَ عَنْهِ Hazreti Ömer'den kabul edilmeye bu daha layıktır. مِمَّا خَالِفَ وَمُخَالِفَ olanlar. Yani Hazreti Ömer'in hadisi hem senedi muttasildir, hem ravi bizzat vakaya hazır olmuştur. Bunu kabul etmek daha evladır. وَهَذَا اِذَا مِمَّا يَدُلَّ عَلَيْهِ النَّزَرِ Hem de kıyasla buna delalet eder. Yani bir kıraat farzdır. Farzı terk ettin mi namaz sahih olmaz, iadesi lazımdır. Ve zalik kıyasla bunu teyit etmesi neden? لَاَنَّهُمْ عُلَمَا اَجْمَعُوا اِسْمَعِيلَ diler ki اَنَّ رَجُلًا bir adam لَوْ سَلَّا خَلْفَ جُنُبٍ cünüb bir adam peşinde namaz kılsa وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَالِكِ onun da cünüb olduğunu biliyor. اَنَّ صَلَاتَهُ onun namazı batilatun batildir. Buna icma var. وَجَعَلُوا ulema kıldılar salatehu muktedinin namazını mudammaneten mütekeffel kıldılar bi salatil imam imamın namazıyla. Bir adam cünüp geçti imamlık ediyor sen de geldin ona ikta ettin. Ulemanın bir ittifak diyorlar ki senin namazın batildir. Niye biliyorsun adam cünüp? Sen nasıl onun peşine namaz kıldın? Yahut da adamı gördün ki itirarını yaptı. Abdest almadan geldi namaza durdu. Sen de ona ikta ettin. Hangi alim der ki bunun namazı caizdir? Hiçbir kimse demez. Bunda icma var. Felemma kana zalik kezalik. Vaktaki bu mesele böyle oldu. Ne vakitte? İza kana ya'lemu bildiği vakitte bi fesadi salati imami imamının namazının fasit olduğunu bildi. Gördü ki adam abdest almadı. İdrarını yaptı. Abdest almadı. Gitti ondan sonra namaz kıldırdı. كَانَ كَذَٰلِكْ فِي النَّظَارِ Nazarda da kıyasla da böylecedir. اِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهَا Onun namazının fasit olduğunu bilmesi o da böyle. Cemaat bilmiyor. Adam abdestsiz imiş. Namazını kıldırdı. Ondan sonra dedi ki cemaat haberiniz olsun bak benim abdestim yokmuş. Bunların namazı batil mi sahih mi? Kıyasen onların da batil olması lazım gelir. Şafilerde imamın cemaatin namazı sahih. İşte onlara reddiye veriyor. Diyor ki kıyasla bizi teyit eder. Diyor ki imamın namazının fasit olduğunu bilerek ona ikta etsen namaz fasit oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Niçin oluyor? Bildikleri için mi? Bildikleri bilmedikleri bu yok. Yok ya. Cemaatin namazı imamın namazına bağlı onun için fasit oldu. Binaenaleyh biz bilmiyoruz. İmama ikta ettik. Namazı kıldık. Sonradan da imam dedi ki ya benim abdestim yokmuş. Şimdi bu cemaatin namazı fasit olur mu olmaz mı? Kıyas nedir? Fasit olur. Niye cemaatin namazı imama bağlı? Ama imam haber vermedi gitti. Vebali onun boynunda kaldı. Bu vakitte adamlar bilmiyorlar. Namazı kıldılar. Onlarınki indi ilahi de makbul. Bilmiyorlar. Fakat bu bilinirse, imam haber verirse. Şimdi esas mesele nedir? Cemaatin namazı kime bağlı? İmama bağlı. Mesele bu. Ve nitekim bak Şafiiler de diyorlar ki imam abdestsiz geçerse sen onu ikta edersen imamın namazı fasit olduğu gibi sen namazın da fasittir. Niye? Görüyorsun, biliyorsun. Biliyorsun ki imamın namazı yok. Onu ikta edemezsen.
Öyleyse kıyasa bakılırsa bilmediğin vakitte de böyle bilmeyerek kıldın da sonra haberin oldu. Öyleyse o namaz gene batıl olur. Esas namazın mudammen olması. Salatul me'mum mudammene bi salatil imam. Esas kaide bu. Ama Şafiiler diyor ki bilirsen sen mudammen. Bilmediğin yerde mudammen değil. Ayırıyor o. İmamın namazının fasit olduğunu bilirsen senin namazında fasit olur. Orada mudammendir. Bilmezsen fasit olmaz diyor. Mudammen değildir. Ama bildirdi o. Yetmedi ki haber verdi. Haber verdiği gibi sen namazında gider. Kıyas bunu yani icap eder. Ela tera sen görmez misin ki? Ennel me'mûme lev salle. Muktedi kılsa vahve cünübün cünüb. Vahve ya'lem. Biliyor. Evla ya'lem yahut da bilmiyor. Kânet salatu batıl efendim. Bir adam cünüb olduğunu bildi. Namaz kıldı batıl. Cünüb olmuş, unutmuş. Namaz kılmış. Namazdan sonra aklına geldi ki olan ben cünübüdüm. Bilmeyerek namaz kıldım. Namaz batıl mi değil mi? Gene batıl. Mesela çok oluyor. Namaz kıldıktan sonra bir de bakıyorum ona ya ben abdestli zannediyordum ama benim abdestim yoktu. Şimdi benim namazım ne oldu? Abdest kıldığımdan dolayı. Batıl oldu. Evet. Fekâne mâ yufsidu salâtu. Fekâne oldu. Mâ oldu bir şey ki yufsidu salâtu. Onun namazını ifsad eder. Eden şey oldu. Fî hâli elmihi bihi. Onu bildiği vakıtta. Huvellezî işte o bir şey oldu ki yufsidu salâtu fî hâli cehlihi bihi. Onu bilmediği vakıtta da onun namazını ifsad eden şey o oldu. Ve kâne ilmuhu bi fesâdi salâti imâmihi. İmamının namazının fasit olduğunu bilmek oldu. Tüfsidu bihi salâtehu. Onun namazını ifsad eder oldu. Madem bildin ki imamın namazı fasit, senin namazın da gitti. Fennazaru alâ zâlik. Bunun üzerine nazar kıyas en yekûne kezâlik. Böylece ola cehluhu o adamın bilmemesi bir fesadı salat imamihi imamının namazını fesadını bilmezse o da gene namazı ifsad eder. Yani namaz kılındıktan sonra bilirse. Fahada huven nazar kıyas da budur. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed İbni Hasan rahimahumullah bunların üçünün kavli de budur. Fakat ondan sonra bunların kavlini teyit etme için diyor ki vekad kâle bizâlike tavus ve mücahit. Tabiinden Tavusül Keysani ve Mücahit de böyle dediler. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Sa'id ibn Mansur, kâle haddesene Hüseymin, en Câbiril Cu'fî, en Tavusa ve Mücahidin, fî imamin. Bunların ikisinden rivayet eylediler bir imam hakkında ki sallâ bi kavmin, bir cemaate namaz kıldırdı ve hâ alâ gayr vudu, abdestsiz idi. Dediler ki bir imam namaz kıldırmış cemaate fakat imam sonradan anlaşılmış ki abdesti yok. Ne yapacaklar bunlar? Kale buyurdu ki yu'idûne salâte cemî'an. Onların hepsi namazı iade eder. İmam iade eder zaten abdestsiz. Cemaat de iade eder. Çünkü imamın namazı fasit oldu mu kendi namazları da fasit oldu. Ve kadruvyan cemaati minel müteqaddimîn. Ulema-i müteqaddiminden bir cemaatten daha rivayet edildi. Ma ul bi şey ki yuvafiku muvafik olur. Ma zehebna ileyhi bizim gittiğimiz bu mezhebi teyit eden, muvafık olan rivayet olundu. Fi ihtilafi salatil imami vel me'mumin. İmamın ve cemaatin namazının ihtilaf ederse onlardan da bu rivayet var ki cemaatin namazı imama bağlıdır. O sahih olursa sahih olur, fasit olursa fasit olur. Femin zalik işte o rivayetlerdendir. Ma haddesene ibn-i Merduk, kâle haddesene Ebu Asim, an Süfyan'a, an Mansur'in, an İbrahim'e. İbrahim'in Lekayı'den rivayet edildi. Fir-racülü bir adam hakkındaki yusalliye kıldırır. Bi kavmin bir cemaate. Hiye bir namazı kıldırır ki o namaz. Lehu kendisi için el-zuhru önledir. Ve lehum cemaat için de el-asru ikindidir. Kendi önüne yıkılmamış, ötekiler kılmış. Aa ikindi vakti geldi. Ya ey ben önüne yıkılmadım, ben imam olayım. Ben önüne niyet edeyim, siz de ikindiyi niyet edin, kılalım. Bu şekilde namaz kıldırmış. O vakit olmuş bu da. Gelmiş soruyorlar ki, imam önüne niyet etti, cemaat ikindiyi niyet etti, kıldılar. Namazlar ittifak etmedi, namazlar muhtelif oldu.
Biri önde, biri ikindi. Kale İbrahim buyurdu ki, İbrahim ne kadar yu'idun, onlar namazı iade ederler. Yani cemaat namazı iade eder. Ve la yu'idu, imam iade etmez. İmam niçin iade etmiyor? Çünkü o önde yıkıldı. Kendisinin namazı sahih. Fakat cemaat o imama ikindiyi niyet ettiler, olmaz. İmamın kıldığı önle, bunların kıldığı ikindi namazlar muhtelif oldu. Muhtelif olduğu gibi olmaz. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Sa'id ibn Amir, kâle semihtu Yunus ibn Ubeyd, yekûlu ca ayyâdun ilel mescid, fi yevmin matîr. Ayyâd bir yağmurlu günü mescide geldi. Fevecedehum yusallûne l-asır. Geldi ki cemaat ikindiyi kılıyor. Kılıyorlar. Fasallâ ma'hum. Onlarla beraber kıldı. Ve huve yazunnu enneha zuhur. O da zannetti ki bunlar önle yıkılıyorlar. Ve lem yekun sallâ zuhur. Kendisi de önle yıkılmamıştı. Meğerse cemaat ikindi yıkılıyormuş. Yukarıdaki meselesin tersinesi. Kendisi gelmiş imamı değil de cemaat olarak cemaate uymuş. Cemaat ikindi yıkılıyor. Bu da gelmiş önle niyet etmiş, kılmış. Sonradan da anlamış ki bunlar ikindi yıkıldılar. Evet. فَلَمَّا صَلُّوا وَقْتَكِ namaz kıldılar. فَاِذَا هِيَ الْعَصْرِ. Bir de anladı ki bunlar ikindiyi kılıyormuş. Kendi önleyi niyet etti. Onlar ikindiyi niyet etmişler. Namazlar muhtelif olduğu. Bu caiz midir, değil midir? فَاَتَ الْحَسَنِ. Hasan-ı Basri'ye geldi. فَسَأَلَهُ sordu. عَنْ ذَلِكَ bu meseleden. يَا اَبَا الْحَسَنِ dedi ki ya Hasan-ı Basri'ye ben böyle yaptım. Ben önleyi niyet ettim. Halbuki imam ikindiyi kıldırıyormuş. فَأَمَرَهُ اُنَا اَمْرِتْتِ اَنْ يُسَلِّيَهُمَا جَمِيعًا. Sen önleyi, ikindiyi tekrar kılacaksın dedi. Niye? Senin o önler olmamış. Evvel önleyi kılacaksın, sonra da ikindiyi kılacaksın. Yani onu önleye sayılmadı da haydi ikindiye sayılsın. İkindiye de sayılmaz. Çünkü önleye sayılmaz, namaz muhtelif. İmam ikindiyi niyet etmiş, bu önleyi. Önleyi imamın ikindiyi niyet edenin peşinde kalamaz. Peki, bunu ikindiye saysın. İkindiye niyet etmemiş. Bu önleye niyet etmiş, ikindiye niyet etmemiş ki niyetinin hılafına da namaz olmaz. Onun için ikisini de iade edecek. Haddesene ibn-i Merzuk, kal haddesene Sa'id ibn Amir, kal haddesene Sa'id ibn Ebi Arube, kal kânel Hasan ve ibn Sirin, Hasan-ı Basri ve Muhammed ibn Sirin oldular. Yekûlâni derdiler ki yusallîhima cemî'an. Böyle yapan adam ikisini de kılacak. Hem önleyi hem ikindiyi. Kâle ve haddesene Ebu Maşer anin nehâi. Nehâi'den de, İbrahim Nehâi'den de Ebu Maşer rivayet etti ki kâle yusallîhima cemî'an. O namazların her ikisini de kılar. Evet. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعيد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن رواه الذي امام نافع قال يصلي الظهر وادم önleyi kılar sonra yusalli'l asr sonra da ikindiyi kılar.